Burada kardeşler cihat kelimesinin en çok zulüm gören kelimelerden biri olduğunu söylemek zorundayız. Zulüm insana yapılır diyoruz ama bazen kavramlar da zulüm görür. Cihat kelimesi ciddi bir zulüm görmüştür. En basit örneğini vereyim. Halid bin Velid radıyallahu anh Mücahit midir? <laughs> Başka kimdir ki mücahit? Mücahit tabi. Übey ibn Ka'b kimdir peki? Übey ibn Ka'b olmasa Kur'an'ı kimden duyacaktık biz? Kur'an olmayınca neyin cihadını yapacaksın? Madem sadece Halid bin Velid akla geliyor cihad edince, Cihad dedin mi Halid bin Velid, Hamza radıyallahu anhüme akla geliyor. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alemin kaleminin mürekkebi şehidin kanından üstündür diyor? O zaman tamam, alimlerden başka kimse cihad etmiyor diyor. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Bir zamanlar, bir okun gücü diye bir ders yapmıştık. Oku yerden alıp al kardeşim ben atamıyorum sen at bunu diye ok taşıyan yani oku alıp işte bunu sen al at diyen birine bile Allah cennet vaat ediyor. O eğilip oku yerden almaya kalksa vuracaklar onu. Birinin yerden alması vermesi ok atmak kadar değerli çünkü. Bu ümmetin cihadı savaş değildir. Ashab-ı kirama hayatları anlatılırken, ashabın yeri, önemi anlatılırken, sadece savaş kahramanları olarak bakılması zulümdür, günahtır, saygısızlıktır. 10 yaşında aylarca hoca efendilerden yaz aylarında ders dinlemiş, 5 tane çocuğu çağırıp Ashab-ı kiram hakkında bir resim çiz şu tahtaya desek hemen eline kılıçlı bir adam resmi çiziyorlar. Ali radıyallahu anh'ı çiz bakalım deyince hemen zülfikar akla geliyor. Kılıç. E peygamber aleyhisselam da ilmin kapısı diyor onun için. Ashab-ı kiramın, ashab-ı kiramın Uğud'daki cengaverleri Allah onlardan razı olsun o cengaverlere o gün yemek pişiren, yaralarını saran kadınları, kadınları, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, hutbe okumak için, bir minber yapan marangozu, mescidi nebi duvarlarını yapmak için, kerpiç eli çamurlu olarak, kerpiçle yoğuranlar, aleyhissalatü vesselam efendimizin, gömleğini yıkayıp temiz bir şekilde asabın önüne çıkmasını sağlayan hizmetçileri ve cephelerde Allah için ölüme düğüne gider gibi gidenleri hepsi Allah'ın dinini yerleştiren ordunun bireyleriydiler. Ashab-ı kiramı sadece kılıçla hatırlamak zulümdür. Bu cihada da zulümdür. Asabı ı suffa olmasa, Yemen'e kim alim olarak gidecekti? Asabı ı kiram Kur'an'ı öğretmeseler, namazı, ibadeti öğretmeseler, Ümmeti Muhammed 100 sene içinde 3 kıtaya yayılacak güce nasıl ulaşacaktı? Öldürerek insanlar Müslüman mı oluyorlar? Cihad, kılıç kullanmak değildir. Kılıç kullanmak cihadın bir parçasıdır. Cihad kılıç kullanmak ise eğer alimlere çalışacakları ortamı oluşturmak içindir o. Yetiştiremediğin nesilleri kılıçtan geçirmenin bir faydası mı varmış? Çocuk mu öldüreceksin? Kadın mı öldüreceksin? Var mı böyle bir şey ashab-ı kiramın hayatında? Cihad Allah'tan başkasının konuşmamasını sağlamaktır. İ'la-i kelimetullah Litekûne kelimetullahi fiyel ulyâ Son söz Allah'ın sözü olsun. Karşısına çıkılmayan söz Allah'ın sözü olsun diye televizyon kurmak da cihattır, gazete çıkarmak da cihattır, bir düğünde konuşmak da cihattır, meydanı işgal edip de orada kafirlerle dövüşmek de cihattır. Önemli olan sonucu Allah'ın sözü son söz olsun diye yapılan çalışmanın sahibi olmaktır. Bu içinde elbette mazlumların hakkını korumayı da barındırıyor. Ama bütün dünyanın hukuk dalavarası üzerinden, siyaset oyuncağı üzerinden, Savaş yapmaya yeltendiği bir zamanda mantar tabancasıyla İslam namına iş yapılmaz. Basiretli olmak gerekiyor. Eğer böyle olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hasan ibn Sabit'i yanı başında bir silah gibi taşımazdı. Kimdir Hasan ibn Sabit? Şair Emin olun bir kere kılıç tutup tutmadığına dair bir rivayet yoktur. Tu yaşlı başlı bir adam zaten kılıç onu taşıyamaz, o kılıcı taşıyamaz biri. Ama Efendimiz ne buyurdu? Kalk Hasan, kalk. Ruhul Kudüs arkanda konuş dedi. Ya konuşunca Hamza'nın önünden kaçar gibi kaçtı müşrikler. Hamza'nın yaptığı işin bir benzerini Hasan ibn Sabit yaptı. Radıyallahu anhum cemiyen. Herkesin bir görevi var. Kadınların, erkeklerin, delikanlıların, herkesin bir görevi var. Bu görevi Rabbimiz takdir buyurdu, Müslümanlar yaptılar. Binaenaleyh cihat, Rib'i Rüstem'in önünde ne demişti? Kullara kulluktan Allah'a kulluğa yükseltmek için geldik demişti. Topraklarınızı almak için değil. Kula kulluk yapmayalım. Allah olsun Rabbimiz. Bu seviyeyi yükseltmek için insanlığı. Bu nasıl yapılıyor? Kılıçla, kılıçla. Kalemle, kalemle. Sözle, sözle. Neyle yapılıyorsa? Ziraatle, ziraatle. ordu hazırlamışsın. Helal yiyecek lokmaları yok. Kola içerek mi cihada göndereceksin mücahitleri? Ayran yok kola için bari. Yeri gelir bir bardak ayran mermiden değerli olur. Susuzluktan ölüyor mücahit.